Merhaba Jın TV izleyicileri. Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programında yine beraberiz. 8 Mart sonrası konuğum Yeşim Coşkun. Hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl geçti 8 Mart? Güzel, coşkulu. Sen ne yaptın 8 Mart'ta? Ben sahnedeydim. Ben de Kadıköy'e gittim. Yürüyüşe katıldım ama çok erken güzel. Ayrıldım biraz. Ya başında bile olmak lazım. O evet. Enerjiyi almak. Evet, evet. Ben şey diyorum, 3-4 yıldır gece yürüyüşüne katılamıyorum. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde kampüste etkinlikler oluyor. Bizim ta geçmişimizden başlayan şeyler onlar. Gençler devam ettiriyor. Ona katılıyorum. O bile şey yapıyor, böyle bir gençleşiyorsun, bir kendine geliyorsun. Sahiden böyle bir hani kadınlar bir arada güçlü yüzü hissediyorsun. Sahne yetmiyor bence. Evet, alanlarda olmak zaten bir nefes aldırıyor. Artı kadınların yani sokak başlarını tutup böyle yasaklara rağmen yani Taksim'i hani evden izleyip ancak oradan haber alabildim. Ben Kadıköy tarafındaydım. Ama o coşku bile insanı başka türlü bir ayağa kaldırıyor. Sen de şeyi düşünüyor musun? Yani memlekette artık eylem yapmak sahiden çok zor. İstiklal Caddesi bir 10 yıl önce, 15 yıl önce her isyan ettiğimizde, her derdimizi anlatmak istediğimizde çıktığımız yerde artık sahiden şey. Ama az kaldı. O tekrar bize geri gelecek o sokaklar. Öyle umuyorum ben de. Kadınlar hep şey değil mi? Bir sıfır önde bütün evet, eylemlerde. Evet, bütün eylemlerde ve üstelik en fazla baskıyı gören de kadınlar. Yani bu sadece hani 8 Mart için değil, cumartesi sahneleri için de özel bir baskıyı her daim yapıyorlardı. Yani karma etkinliklere baktığımda çok baskıyı, yani mutlaka bir baskı var ama bence kadın etkinliklere ekstra bir baskı var. Yani ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun sen? Kadın olarak şöyle biraz yani bence böyle gücümüzden korkuyorlar gibi hissediyorum ben. Yani çünkü bir kadın potansiyeli hep bir korkutucu oluyor. Nasıl diyeyim, fikrini, zikrini, beyanda çok açık olan bir kesimi temsil ettiğimiz için, kadın gücünden, kadının ifadesinden korkan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz için bence bununla alakalı birazcık. Şey yani ne kadar gözü kara olduğumuzu görüyorlar. Değil mi? Hep zaten hani şeydir. Politik de değiliz bu yüzden. Evet, evet. Yani birleşebiliyoruz. Evet. Bir araya gelebiliyoruz. Kürtaj için, yasalara karşı gelmek için, kadın cinayetleri için. Bizi tabii ki bunlar çok hayati konular. Bir mevzu bir sürü kadını bir araya getirebiliyor. Neler tartışırsak tartışalım değil mi? Aynen öyle. Tamam Yeşim, 8 Mart'ı merak ediyordum sen ne yaptın diye. Şimdi şeyden başlayabiliriz. Senin hikayenden başlayalım. Benim hikayemden. Evet. Yani böyle kısaca kendimi tanıtırsam Yeşim Coşkun ben. Uzun yıllardır Mezopotamya Kültür Merkezi'ndeyim. Mezopotamya Dans'ta dans ediyorum. 2005'te Mezopotamya Dans'ın kurucuları arasındaydım. Serhat Kural'la birlikte grubu kurduk. Aynı zamanda tabii akademik olarak kendi kariyerlerimize devam ettik. Ben 2008 Mimar Sinan Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümü mezunuyum. Aynı bölümde yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi Serhat da tamamlıyor. Biraz aslında bölümü de daha profesyonel bir noktaya, daha grubu da başka bir platforma taşımak için bunda tabii ki hani şey gibi gördük yani, görev gibi gördük. Çünkü öbür türlü bir sanatı ya da bir yaptığınız alanı profesyonel bir noktaya çekmek mümkün olmuyor. 2005'te dans hayatım başladı. Bir bütünen aslında. Peki ama öncesi vardır. Öncesi aslında şöyle, ben çocuk korosuyla geldim Mezopotamya Kültür Merkezi'ne. Evet. Şarkı söylüyordum. Yani böyle 11 yaşında falan böyle ufakken işte o çocuk korosunda şarkılar işte. Biz tabii bir sürü kapsamlı eğitim alıyorduk. Halk dansları, tiyatro ama hepsi böyle ucundan minnak minnak. Sonrasında ben müziği seçtim aslında. Çok tuhaf bir şekilde şu an bana çok uzak geliyor o alan. Ama kısa bir dönem, 1-2 yıl kadar Komasmin'de yer aldım. Enstrümanist olarak. Mutlaka, mutlaka. Çünkü 8 Mart'larda, Nevroz'larda hep evet. Asmin'i ben hep seyrediyordum. Doğrudur. Flüt çalıyordum ben. Yani enstrümanist olarak duruyordum. Ama canım seyretmişim. Evet, mutlaka. 2 sene kadar kaldıktan sonra aslında böyle o dönem bir Memuzin diye bir projemiz oldu. Belki duymuşsundur zaten. Tabii, biliyorum. 2 sene, 3 sene bir sahne aldı. O dönem işte ben Memuzin'le birlikte dansa başladım. Sonrası zaten konservatuvar vesaire derken grubu oluşturma fikriyle yani geldi. Yani kaç yaşları oluyor? Ah, güzel soru. Yo, merak ettim öyle. 20-21 yaşları. Çok iyi. Yani ama tabii üzerinden şu an 15 sene falan geçti neredeyse. Bu da az değil aslında, doğru. Yani şey böyle 20-21 insanlara geç gelebilir. Evet, ama evet. Öyle aslında dans için çok geç bir yaş.
Yani öyle mi diyorsun? Tabii profesyonel adım atmak ve bir bedeni eğitmek için çok geç bir yaş ama galiba şanslıydım ben. Yani hani konservatuvara girerken de eğitmenlerim tarafından da hep şey hani hazır bir beden, sen hamura hazır bir bedensin gibi yaklaştılar. Ve hani hiçbir şey bilmiyor olman bizim için de bir avantaj aslında dedi. Çünkü benim sınıfımdaki herkesin bir bale altyapısı vardı. Kemikleşmiş şeyler evet, yoktu sende. Belki de o kalıbı istemiyorlardı. O anlamda onlar için çok çok iyi. Biz bu hamuru böyle çok güzel şekillendiririz kafasıyla da yaklaştıkları için benim için biraz aslında avantajlı bir şey de oldu. Ve güzel de geçti. Yani evet bu benim alanımmış. Yani ben geç kalmışım ama yine de buymuş yani müzik değilmiş. Çok net hissettim. Tamamdırıyorum şey kurur boğazım. Aslında çok şey oluyor. Hep ben paralel düşünüyorum bizim hikayemiz nasıl. Ben evet ilkokulda falan başladım şarkı söylemeye. Ondan sonra şey dedim. Yani hayatım böyle devam edecek ama biz üniversitede bir yere geldiğimizde bir koro faaliyetin içindeydik. Hiç enstrüman çalmayı bilmeyen birçok arkadaşımız senin yaş işte senin o dediğin yaşta 20-21 falan üniversitenin böyle sonlarına doğru enstrüman çalışmaya başladı. Sonra işte kardeşlikler enstrümancıları oluştu. Evet. Yani aslında çok geç değil. Hani şey biraz konservatuvar çevresinde akademik çevreler dediğim daha şey konuşulur ya daha çocukken işte o hamuru yoğuracaksın falan öyle değil. Ya da konservatuvardan işte böyle temelini almadan şey yapmak bazen hani hazır hamur olarak da başlamak. O da bazen avantaj olabiliyor. Dans bazı için şeyler kemikleşmeden. Galiba kas yapısından kaynaklı biraz daha erken başlamak gerekiyor. O yüzden onların altını çizdiği şey üzerinden de söyledim. Yoksa çağdaş dans için aslında çok geç değil ama bale için çok geç. Ha, evet. Bale bir 4-5 yaşında evet istiyor. Yani o kasın yapısını, o bedenin gelişimini, her şeyini o alana yatırman gerekiyor. Ve onun mesaisi çok uzun sürüyor ama yani çağdaş dansın bence avantajı oydu ki ben biraz onu kullandım. Çok iyi. 21 yaşında da başlanılabiliyormuş. Onu da görmüş olduk. Evet. Göstermiş de olduk. Evet. Peki şimdi Serhat'la mı devam ediyorsunuz? Çekirdek kimler? Yani ikinizden mi oluşuyor? Evet aslında Çekirdek kadro Serhat ve benden oluşuyor. Bir arkadaşımız daha var İsmet Köroğlu. O da grupta. Onun dışında da biz genel olarak hani projeler kapsamında dışarıdan dansçıları da takviye ediyoruz kendi projelerimize. Çok güzel. Aynen. Çekirdeğin bazen bence küçük olması şeydir. Yani tabii ki dışa açıksanız, evet. Kulağınız dışarıdaysa oradan eleştiri de alıyorsanız daha rahat toplanırsın, daha rahat evet. Bir yere gelirsin, işte tartışırsın, edersin. İşleri yürütebilirlik açısından da evet. Çok şey oluyor, pratik oluyor yani. Serhat da İMC'de şarkı söylemişti ama evet. Dans etmemişti de gelip... Son yıllarda bir müziğe kaydı. Yok çok seviyor. Evet. Hep seviyor. Onun iki alanda ilerliyor şimdi. Bir dans bir de sen müzik olarak. Sen şarkıcı mısın? Sen yapmıyor musun? Yok ben hiç söylemedim. Ben sadece enstrüman kısmında kaldım. Şey geliyor da aklıma. Ha, çocuk korosu. Bu dönem müzikaller üzerine biz biraz işte Artizan'daki bir dansçı, bir müzisyen, bir tiyatrocu arkadaş. Üçümüz bir araya geldik. Üç kadın. Müzikaller üzerine okumalar yapıyoruz. Yani sadece okumayla kalmayacak o okuma işte sunum falan da yapıyoruz gençlere. Acaba bir müzikal olabilir mi şey var yani yeniden böyle müzikallere dönüş falan. Çünkü birkaç disiplinin bir araya gelmesi çok kıymetli ya bu çok. Memlekette. Dünyada çok kolay olur. Bizim memlekette herkes kendi alanında bir şeyler yapıyor falan. Müzikal düşündünüz mü hiç? Yani hem şarkı söylemek hem dans etmek hem işte ufak böyle mimikler, jestlerle daha teatral bir şey kurmak. Aslında daha çok düşündük. Vardı. Düşündük ama bunun şeyi mesaisi çok zor. Hı hı. Ve herkes aslında aynı mesai ve aynı özveriyi vermiyor. O noktada çok zorlanıyoruz. Doğru ben söylüyorsun. Özellikle müzisyenlerle çalışırken çok zorlanıyorum. Yani evet bunun dedikodusunu da yapayım burada. Yani yani işte 4 diyorsun 4.30'da geliyor. Geldik ya falan diyor geldik mesela. Ya. Evet 4.30'da geliyor. Onun zaten ısınması, kurulumu 5-5.30. Yani ben hep şey diyorum almayayım ya. Yani almayayım gerçekten. Çünkü gerçekten müzisyenlerle çalışırken çok zorlanıyorum. Ya ben hiçbir şey diyemiyorum. Yani kendim hastayım ben o konuda şeyim yani. Söylenen evet. Saatten hep yarım saat önce kurmaya evet. Gelmeye çalışırım falan ama bizler belki bizim kuşaklar bilmiyorum. Belki de birkaç insan istisnayız. Evet. Ben de hastalık evet, derecesi. Evet. Sinirlenmemeye çalışıyorum falan böyle. Yani şey, sakin ol evet, ya. O da çok kötü bir şey. Evet, o işte provayı zaten etkiliyor. Oysa herkes güzel güzel saatinde gelse ısınsa falan filan. Evet müzikaller o yüzden zor diyorsun. Evet bir o bir de yani işinin ehli ve yani aslında bunu isteyen ve buna mesai harcamak isteyen insanlarla çalışmayı yeğlerim ben. Hı-hı. O anlamda aslında birileriyle buluşamadım ben. Kişi olarak onu söyleyeyim. Yok, yani hani hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak yani prova içerisinde hani işi savsaklamak ya da daha rahat Hı-hı. davranmak ya da
içinde olmamakla ilgili bir sorun var aslında. Çünkü benim için hani sabah 9, işte akşam 3 ya da öğlen 3, yani o işin mesaisi 5-6 saatse onun yoğunluğuyla çalışıp terlemeyi tercih eden bir insanım ben. Ama bir süre sonra şeyi görüyorsun, o kalabalık içerisinde sadece vakit geçiyor ve bir şeylerle oyalanıyormuş gibi bir hisse kapıldığım için ben o işlere girişmiyorum açıkçası. Karşımda aradığım çalışkan kadın. Çok az çünkü. Kadınlar zaten hep öyle bence de. Ve buraya gelen konuklarım da hep şey, karma yapılarda çalışırken ben meraktan hep sorarım zaten. Kendim de öyle yapılarda, öyle organizasyonların içinde olduğum için. Nasıl oluyor yani kadın olarak bir fark hissediyor musun? Ya da sana farklı hissettiriyorlar mı diye. Sana da soracağım tabii ki. Evet, yani şöyle. Ben uzun yıllardır, aslında çok güzel bir soru çünkü ben uzun yıllardır hep bir erkek yapısı içerisinde çalışıyorum. Yani o grup içerisinde evet tek kadınım mesela uzun yıllardır. Aslında çok ciddi problemler de yaşıyorsun. Yani hani anlayış olarak da yaşıyorsun, pratik olarak da yaşıyorsun ama şeyi mesela bu son dönemde şimdi yeni bir projemiz var. Orada ben Dengbejan, Dengbejlerin sesiyle haftaya pazar premierini yapacak. Bayağı uzun süredir çalışıyoruz. Orada mesela ben artık hani dışarıdan bir dansçı arkadaşımız geldi. Bir kadın düeti yapmak istedim ben. Serhat solo yapıyor. Yani ona koreografisini ben yapıyorum. O solo yapıyor ama düetin koreografisini ben yapıyorum ve iki kadın çalışmanın özgünlüğü o kadar farklı ki. Yani şöyle söyleyeyim, yani biz grup olarak da dansçılar biraz daha farklıyız. Birbirimizi dinliyoruz ama iki kadının birbirini dinlemesi çok farklı bir şey. Alan açıyoruz sürekli birbirimize. Yani hatta şöyle oluyor yani. Tuhaf kırılganlıklar oluyor provada. Yani çalışıyoruz işte buradan böyle geçelim diye işte koreograf olarak ben yönü. Şöyle bir şey de olur o da tamam onu da deneyeyim. Yani birbirimize öyle nezaketli, öyle aslında dinleyen bir yerde alan i̇şte, açtığımız için. Biz onu çok abartıyoruz. Erkeklerin hiç hoşuna gitmiyor. Çok evet, yapma evet. Yani hem o hem de galiba şey de var yani. Niyette şu da var ya aslında bu fikir daha iyi yani kendi fikri üzerinden öylesi bir şey daha takdire şayan bulduğu için o sırada seni dinlemiyor da olabiliyor yani. Ben bunu çok yaşadım kişisel olarak ama hani tabii bunlar aşılıyor, çözülüyor ama bence kadın olarak çalışmanın en güçlü yanı iki kadının birbirini çok iyi anlıyor olması ve dinliyor olması ve birbirine karşı yani tamam bunu da deneyelim mi hep alan açıyor olması çok kıymetli. Bu noktada da şöyle oluyor. Onun da rengi çıkıyor, benim de rengim çıkıyor ki bilirsin hani iki kadın düetinde iki kadının ses renginin parlıyor olmasının bence tek sebebi vardır bir düette. Birbirlerine bir şeyler vermişlerdir ve o sesler yansımasını bulmuştur. Yoksa saygı duyarak aslında birbirine evet. Yani öne çıkacağım işte aynen. Sesimi patlatacağım falan evet, değil. Şarkı söylerken öyle iki kadın güzel düet yapıyorsa orada acayip bir barış vardır aslında. Aynen öyle. İşte biraz onu yaşıyorum bu son demlerde ki hani birkaç ay önce de ben bir kadın projesi çıkardım. 9 kadın dans ediyor. Dışarıda tek başıma yaptığım bir iş. Mümkün değil diyorlar ya. O kadar kadın bir araya gelince birbirinizi yemiyor musunuz gibi. Ya olur. Müthiş bir ön yargı bu cümle zaten. Ben bunu çok duyduğum için özellikle söylüyorum. Tam tersi. Yani her şey bu kadar mı iyi organize olabilirdi? Ve bu arada bu kadınların hepsi beyaz yakalılar. Yani hiçbiri dansçı değil. Birkaç tane oyuncu var içlerinde ama nasıl organize oluyorlardı? Yani ben prova 2 diyorsam 1.30'da oradalar ve ısınmaya başlamışlar. Muazzam bir duygu yani. Herhangi ya da, bir videosu bir şeysi var mı? Evet yani her ay sahne alıyor zaten. La Loba ismi. Her ay Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda bu ayda ayın 26'sında 26 Mart'ta sahne alacak. Tuhaftır yani o kadınların enerjisi mi kapalı gişe oynuyor neredeyse. Yok Kadıköy Emek sahnesi. Emek sahnesi ben evet. Moda diye dinliyorum. Senin modayla çok ilişkin var. Evet o oraya. Emek sahnesinde. Kadıköy Emek Tiyatrosu aynen. Tamam çok güzel. Yani duyurmuş da olalım. Ben de izlemek isterim herhalde. Yani oradan bile oradan alabiliyorsun. Demek ki yok oluyor. Ne anlatıyorsunuz 9 kadında? Ya şeyi okumuştum ve çok etkilenmiştim. Clarissa Pinkola Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınları. Beni çok ciddi sarstı. Evet, aynen başucu kitabı oldu. Yani uzun süre bir okuyamamıştım ama sonra çok kötü bir dönemden geçerken inanılmaz iyi geldi bana. Şey yaptın, oturdum ve hepsini bitirdim. Evet, bitirdim. Yani bitirdim ve dönem dönem geri dönüyorum. Ve öyle bir zamanda hani çıktı ki ben böyle hani 1,5 ay kafamı kaldıramadım o kitaptan. Yani hani... Aman Tanrım, aman Tanrım falan diye böyle hani ben bunu nasıl okumadım? Yani bu kadar zaman bu yani kült bir kitap çünkü evet, ve öyle. İnanılmaz bir şey.
Ve o dönem şeyi tartışıyoruz yani o 9 kadın. Hani dildeki şiddeti tartışıyoruz. Sadece gerçek şiddeti değil ve biri evet senin erkek arkadaşın bile olsa hani öyle demek istememişindirin altındaki nedeni arıyoruz ve o dilde kullanılan şiddet bize hitap edilen tavır ya da fiziksel olarak bizden beklenilen özelliklerin altındaki baskı o sıfır beden anlayışından tutalım görsel olarak yani biz bir erkeğe çok klişe bir örnek olacak ama şeyde bile hani ya kilo aldın demez ki onlar böyle kilo mu aldın sen ya da işte şey mi gibi senin kişisel özelliklerinle ya da diliyle her şeyiyle söyleme hakkına sahip olma kısmını tartışıyorduk. Ve kitap da öyle üstüne gelince ve oradan çok faydalandım. Yani Laloba'dan aldığım çok fazla şey oldu. O bizim aslında ana kaynağımız oldu ve biraz da bunun üzerine oluşan epizod parçalardan oluşuyor. 45 dakikalık bir eser oldu. Yani o 9 kadın için 9 kadını sen mi şey yaptın, oluşturdun? Evet şöyle, aslında şöyle oldu. Benim dans atölyem var. Bu kadınların çoğu dans atölyeme gelen kadınlar ama 2 yıldır böyle sürekli gelen kadınlar. Ve yani inanılmaz bir seviyeye de atladılar fiziksel olarak. Yani bunların hepsi ofis çalışanı. Ve sadece akşamları ya da hafta sonları mesela. Onlar için böyle bir gelip bedeni hareket ettirip hafif omurga açılsın bir şey olsun diye hani aktivasyon olarak bu atölyeye gelip daha sonra da böyle peşimi bırakmayan kadınlar. Yani çünkü ben artık hani bu ay atölyeyi açmayacağım hayır hareket edeceğiz deyip böyle onlar hani zorladıkları için hadi bunlarla bir parça yapalım. Evet. Yani hani atölyeyle böyle 2 saat ders yapıp 2 saatin sonunda da 2 saat böyle bir hareket ederken bir şeyler çıkmaya başladı. İlk çünkü fikir Laloba değildi. Ama biz bir hikaye oluşturduk. Sonra onun üzerinden ben o okumaları yaparken neden bir kadın hikayesi ve neden Laloba olmasın, neden 9 kadın? Onlar da biz varız dediler. Ve biz işte 24 Kasım'dan beri her ay sahne alıyoruz. Bir şekilde o tabii hani bu bahsettiğim süreç çok uzun bir süre. Çünkü provaları bir yıl sürdü. Sürer. Onlar çünkü çalıştıkları için gündüz saatinde tabii yapamıyorsunuz. Değiller ve akşam geliyorlar. Son birkaç ay tabii hızlandı. Artık haftada 3 gün bir araya geldik ama öyle bir ekiple çalışmak çok zor. Çünkü mesaileri var. Tabii. Kendi hayatları var. Evet. Ama inanılmaz tutundular. Yani bir şeyi veriyorum bir hafta. Biri gelemiyor. Bir sonraki hafta bir saat önce o kişi gelmiş ve bütün ekip ona öğretiyor onu. Ya bu muazzam bir şey işte. Bu disipline şey kadın yok, olmak beyaz işte. Beyaz yakalı kadınlarda çok aslında kadınlık hikayeleri çok acayiptir. Hepsini tek tek konuştursan kendini gerçekleştirememiş. Maalesef para kazanmak için bir işe girmiş. Ama hep aklında dans var, müzik var. Hep bir tarafından tutmuşlar. Evet. Bizler şanslıyız. Aynen öyle. Seçtiğimiz şey para da kazandığımız meslek. Evet. Aslında çoğu mutlu benim ekibin. Yani yaptığı işle ilgili ama çok karma bir ekip. Yani mimarı var, işte şey var, illüstrasyonisti var, oyuncusu var, öbür taraftan muhasebecisi var, bankacısı var. İnanılmaz çok karma bir ekip. Yani bir araya getirmeye çalışsam böyle kadınlar hani arasam bulamazsın. Ama bence ayrıca onların hikayesini yapman lazım. Evet, evet. Yani gerçek hikayelerini. Peki ne anlatıyor bu 9 tane farklı kadın? Hepsinin içinde kendi hikayeleri var ama hani bölüm bölüm, epizod epizod işlediğimiz bölümler vardı. Yani birinde ciddi anlamda şiddeti işleyen bir bölüm var mesela. Bayağı erkek şiddeti. Yani günümüzde kadın ya bayağı hani saçlar, başlar, yerlerde sürünmeler. Bazı bölümlerde isyan var. Bir bölümde sadece hepsinin soloları var. Ve o soloları kendileri çıkardılar. Kendi hikayelerinden ve o soloları önce yazdılar. Sonra yazdıkları şeyi harekete döktüler. Bu çok kıymetli bir şey müzik mesela. Müzik de çok kolaydır da o. Yani daha doğrusu dansa göre figürlerle, danslarla anlatmak o bambaşka. İşte, metaforlar evet yani. Ama yönlendiriyorsun. Onlar yönlendirilmeye çok açıklar. Aslında şey o. Yani dansta şey çok zor. Profesyonel anlamda özellikle. Hani koreograf var ve dansçılar var. Bir şey anlatırsın ama dansçı bazen direnir kendi hareketini yapmak için. Ama şimdi burada teslim olan 9 kadın var. Belki de hiçbir şey bilmiyor olmaları bu alanla ilgili çok büyük avantajdı benim için. O şey işte kemikleşmemiş olma hikayesini. Evet. Hayır buradan dönüyoruz ya da buradan senin bedenine ne çıkıyor kısmında da kendi yaratıcılıklarını konuşturdular. Bu benim için çok kıymetliydi. Evet, çok o yüzden bu tür bölümlerden oluştu. Ve hani böyle bölümleri oluştururken hiç acı çekmedik. Ne vardı? Şiddet. Yani ben sözü kestim ama hangi temalar var 9? Yani gerçek şiddet var. Fiziksel şiddet var. Sosyal şiddet var. Yani bu algıdaki şiddet var. Çok sustuğumuz bir bölüm var.
sadece gülünen bir bölüm var. 3 dakika gülüyorlar. Hmm. Yani çünkü bu gülmelerimize karşı da büyük refleksler gösteriyorlar ya, kadın şöyle oturmalı, böyle gülmeli, evet, vesaire diye. Evet, kahkaha atmalı. Evet, ciddi anlamda sahneyi kahkahaya boğuyoruz 3 dakika boyunca. Bir şeyi daha ekledim, böyle bir o son dakika geldi. Bir de işaret dili koyduk. Çünkü acaba oraya da hitap edebilirim. Bir kişi sadece işaret diliyle oluşturuyor solosunu. Onu da işaret dili bilen bir arkadaşımızdan destek aldık. Çok ve güzel. O sadece kendi solosunu işaret diliyle anlatıyor. Ama tabii seyirci de bunda yabancılık çekmesin diye biri de sesli olarak anlatıyor aynı anda. Bunlardan oluştu. Kısmen nasıl seslerini duyurabilirler? Yani her kadının aslında temeldeki hikayemiz şuydu. 9 farklı kadın var ve 9 farklı kadının 9 farklı hikayesi var. Hı-hı. Hepsi aynı kostümü giyiyor. Ama klişe bir şey var şeyde, hani o sıfır beden anlayışı, kadınların günümüzde sanki herkesin aynı şeyi giymesi gerektiğini düşündüren bir sistem var ya. Yani evet, şunu giyersen şöyle olur ve etek boyu budur ya da pantolon paçası dar olmalıdır ya da makyajı buradan böyle çekmen gerekir. Çünkü hani şeydir ve bunu bütün kadınlar dener bu arada, kötü olduğunda da çok büyük yaftalara maruz kalır yani. Yakışmış mı o sana, çirkin şey falan gibi. Berbat giydiğimiz dönemde evet, oluyor ya, moda tabii, yapacağız diye. Çok tabii, komik ya. Harbiden oradan oraya sürükleniyoruz. İşte bunun, öyle bir şey var. Aynen öyle. Çünkü sürükletiliyoruz aslında evet, sistem tarafından. Dolayısıyla bunu eleştiren bir yerde de durmak için şıklık yarışına girmeyip çok sade bir şey seçtim ben. Mesela tulum seçtim. Çok güzel. Yani bütün kadınların seveceği evet, bir kıyafettir. Bütün kadınlar gibi tulum giyiyor ama yani o 9 kadında 9'unda da aynı durmuyor o tulum. Çünkü boyu, kilosu, saç değil rengi, mi? Göz rengi farklı 9 kadınla çalışıyorsun ve her biri o tulumu farklı taşıyor. Zaten çok kıymetli güzel olan o. Sonra hani bazılarına işte şey diyorlar, ojelerimizi silelim mi? Kim hangi ojeyi sürmek istiyorsa sürsün. Ben çünkü burada 9 farklı kadın istiyorum. Hı-hı. Abartılı olmadığı sürece küçük takılarınızı çıkartmayın. Hı-hı. Ama mükemmel abartılı bir makyaj da istemiyorum çünkü zaten bunu eleştiriyoruz. Evet. O yüzden isteyen rimelini de sürüyor, hafif kalemini ya da parlatıcısını da sürüyorsa sürüyor. Mümkünse saçlarımız açık olsun arkadaşlar. Çünkü hani hep bir şeylerle kısıtlanıyoruz zaten. Evet. Bir de hani Pina Bausch'a da biraz Isadora Duncan'a da gönderme yapmak istedim. Çünkü modern dansın ilk çıkış döneminde baleden kaynaklı yani kadınlara sıkı sıkı korseler, saçlar topuz olacak, o stilize formu kırmak için Isadora Duncan diyor ki hayır diyor, ben korse giymek istemiyorum ve ayaklarıma o puantları da takmak istemiyorum. Ben yalın ayak saçlarımı açık dans etmek istiyorum dediği için ve aslında çağdaş dansın evet ilk oluşumunu da modern dansın ilk girişimlerini o yaptığı için yaptığı işi 3. sınıf bir iş olarak görüp sen Beethoven, Mozart kullanamazsın çünkü senin yaptığın iş fahişelikle eşdeğer diye eleştiriler alıyor. Aslında ona da bir gönderme olsun diye saçlarımızı açalım mı arkadaşlar? Hani biraz çok oradan güzel da yalın onlar da açtılar de yalın ayaklar. Çok güzel. Evet ve şey de oldu böyle. Hepsinin saç boyları farklı farklıydı ama gözlerinin önüne geliyor. Bazıları dans edemiyor. Dedim ki bir tek hani diyorum kısa saç olabilir mi dedim. Hepsi saçlarını kesti. İnanılmaz bir şekilde yani çok kısa kesmediler. Hemen hemen hepsinin boyları buralarda. Çeşitli rahat farklı dans farklı etmek için. Çok rahat dans ettiler evet. Ama bunu zorlamadım mesela. Evet. Kendileri istedi. Ve inanılmaz bir şey çıktı. Yani orada şeyi anlıyorsun aslında. Evet zaten hepsinin farklı bir hikayesi var ve hepsi anlattığı zaman inanılmaz şeyler çıkıyor içerisinden. Hı hı. Ve o tacizi, o şeyi, hikayeyi görüyorsun içeride. Çünkü taciz sadece dokunularak yapılan bir şey değil. Gözle taciz var, bilmiyorum, sözle taciz var. Yani dolayısıyla hepsinin kendi hikayesi ve kendi yani baskıda hissettiği şeyi ortaya koydu ve muazzam bir şey çıktı. Yani, çok iyi ya. Evet. Ve bunu çalışan kadınlarla yapmış olman çok güzel. Belki evet, de daha nasıl söyleyeyim, yani 9 tane profesyonel kadın bir araya gelse yine kadınlar farklı bir kimya oluştururdu. Evet, demin söylediğin gibi. Ama bu naiflik belki de daha şey değil mi? Daha evet, özgürleştirici bir şey iş çıkarmış olabilir. Belli bence öyle. Ya özgün bir şey çıktı en azından. Hı. Ben öyle değerlendiriyorum. Onlardan bir şey çıktı. Bu benim için çok kıymetli. Bir de öyle bir şey evet, var. Yani benim verdiğim malzemeler de var ama onların kendinden koydukları malzemeler var. Bu çok kıymetli peki yani. Peki bu kadın çalışmaları devam edecek mi? Ben o ekibi bırakmayı düşünmüyorum. Çok güzel yani. Muhtemelen ikincisi olacak diye düşünüyorum. Oraya ama erkekler gelmek istiyor mu? Yoksa sırf sayeden yok, kadın atölye herkese açık. Hı. Genelde proje birkaç erkek geliyor ama o projede onlar tutundu ve ben de bu kadar kadın varken neden bir kadın projesi olmuyor? Hı. Üzerinden ilerledik ve iyi de oldu ama şimdi bu ekibi bırakmam herhalde. Yani onlar beni bırakmadığı sürece çok ben onları güzel bırakmam. Buradan acayip bir şey yani kadın çalışmaları evet, da çıkabilir. Tabii tabii yani biz de bunu yani sadece bir atölye çalışması üzerinden çıkarttığımız bir şeydi ama
Hani 4 aydır kapalı gişe oynayınca demek ki bir şey verebiliyoruz ki insanlara da bu geçmiş üzerinden yaklaşınca ayda şimdi... Ayda bir kere. Ayda bir kere oynuyor aynen. Güzel. Seyredeceğiz o zaman. Bekliyorum. Haberleşeceğiz. Peki şeyi ben hep merak etmişimdir. Bizim kadın dansçılara da aslında sorarım arada da daha net cevaplar buna çok verilemez herhalde. Dansta kadınlar mı, yani bu kadın erkek eşitliği, eşitlik dediğim sayısal bir şeyden bahsediyorum. Kim daha hevesli dansa? Erkekler mi, kadınlar mı? Bir hani bazen şey olur ya, evet. Mesela korolara, ben korolarla başlamıştım müzik hayatına. Hep kadınlar daha çok. Erkekler için acayip bir şeydir. O notaları oku, deşifre et falan filan. Hep bir yorucu gelir onlara falan. Belli sanat alanları sanki şey... Evet, yani şöyle diyeyim. Bence kadınlar daha fazla alan olarak, ama çağdaş dansta bir tık bu kırıldı son yıllarda. Yani konservatuvarlarda da, yani ben okurken de işte 10-12 kişilik sınıflar oluyordu. İşte 3 erkek, 6-7 kadın falan. Şimdi eşitlenmeye başladı. Niye sence? Çağdaş dans biraz değiştirdi bence formu. Yani bale ve şeyde hala aynı bence o düzlem. Ama çağdaş dansta o şey kırıldı. Nasıl diyeyim? Aslında kendine güvenen ve dans etmek isteyen çok erkek de vardı ama bir zihniyet kırılması da var. Dansı sanki... ben öyle bir yerden bakmıyorum ama böyle hani iktidar diliyle söylersem sanki giren her erkek gaymiş gibi. Evet, ya da böyle bir lanse edilme şekli de var ya, yani böyle sanki dans kılından, erkek işi, evet, her şeyde böyle bir yaftalandıkları ve etiketlendikleri için biraz daha bence geri çekilen bir alanda, ama bu son yıllarda bir kırılma yaşadı, ben öyle düşünüyorum. Erkekler de mi kırdı o şeyi, bakışı? Evet, yani güzel. Çünkü çağdaş, özellikle Mimar Sinan için söyleyebilirim, hani oradan mezunum ve hani geçen 1,5 sene önce de yüksek lisansı bitirirken gördüğümde düzlem değişmeye başlamıştı yani. Vay be. Erkek sayısı güzel. Epey fazlaydı. LGBT hareketinin de şeyi olabilir. Bence yani kesin var. Rahatlatıcılığı, evet, bir şeysi, evet. Özgürleştirici etkisi olmuş olabilir. Olabilir. İnsanlar daha rahat bakıyor olabilir. Yani hatta yani. Birkaç hocamız şey demişti, derse girerken şey diyorum demişti, çok hoşuma gitmişti. Hani. Günaydın bayanlar ve baylar. Ne güzel bunu konuşmak hani böyle, çünkü genelde güzel bayanlar, evet, deniyor. Yani hani bayanlar demiyor. Günaydın diyor ama böyle bir hani 8-9 kadın ve 2-3 erkek, ama günaydın bayanlar ve baylar, ne güzel karma bir sınıf falan gibi böyle bir şeyle bir esprisini yapmıştı. Demek ki katılım bayağı fazla güzel, ki. Güzel, o iyi bir şey. Onu merak ediyordum yani. Şey, çünkü yani müzik, tiyatro biraz daha böyle erkeklerin hep hakim olduğu, dominant olduğu yerlerken dans belki de iyiydi bir yere kadar, bilmiyorum. Kadınların ha çok özgürleştirici bir yanı var dansın, değil mi? Bence çok var. Yani bedenle yapılan bir şey. Ama dediğin yerden şey de şimdi sorguladım az önceki şeylerden. Hani erkekler çoğalırsa orada da iktidar olurlar mı? Bence olurlar. Bir tek öyle o bir şey kolektif var. Bir çalışma, evet. Ya. Kolektif çalışmada hani böyle tamam yani işin rejisörü olur işte falan filan, ama beraber dans etmek, hani o şey var ya, eşit hissetmek, evet, evet. Birbirine pas atmak falan. Evet. Bir de çağdaş dansta, çok özür dilerim sözünü kestim, çağdaş dansta bunun olanağı çok daha fazla. Yani şöyle, balede hep kadını erkek kaldırır. Bu çok nettir. Asla kadın bir erkeği kaldıramaz. Ne güzel olur, olmaz çok, mı? Evet. Böyle bir erkeği kaldırıyorsun. Çağdaş dansta öyle zaten. Ki bizim videolardan da görebilirsin. Çağdaş dansta tam tersidir. Yani çok öyle eşittir mi? Ve ben hani çoğu partnerimi sırtımın üstüne alabiliyorum. Hani ya. O noktada çağdaş dansın öyle bir özgünlüğü var. Kadın da erkek kadar güçlü, ya da erkeği kucağına alabilir ya da buradan çevirebilir, buradan yapabilir diye bir şey yok yani. Kuralı yok, evet. Çok güzel. Diğer ya. Danslarda, çiftli danslarda ya da balede böyle bir kural var maalesef. Yani hı hı. Asla kadın lift edemez, lift etmek üzerinden hareket ediyoruz, ama çağdaş danslarda öyle bir şey yok. Ay, ne sinir bozucu ya. Evet. Sürekli taşınıyorsun böyle, evet, evet. Eller üzerinde bir falan. Şey gibi, bir blog gibi bir davranış, evet. Hali de var aslında imajda. Zaten o hale de gelirsin. Evet. Böyle şey yapamazsın ki. Süs bebeği. Yani evet. Dağıtamazsın sahnede. Sürekli taşınan zarif. İşte çağdaş dans bunu kırıyor. O kısmen çok, o çok güzel. Güzel, evet. Evet, şu anda yürüttüğünüz Serhat'la beraber herhalde yine şey, evet. Çekirdek kadro olarak yürüttüğünüz projeleri ve takvimlerini aslında söylersen, tamam. Programı da öyle sonlandırırız. Şimdi Mezopotamya Dans'ın Dengbejlerin sesiyle diye devam ettiğimiz, provalarını devam ettirdiğimiz bir eserimiz var. Haftaya pazar, yani 15 Mart bizim 15. yıl dönümümüz. Mezopotamya Dans'ın. O tarihe denk getirip 15. yılda sahnede olmak istedik. Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda saat 19'da. O Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun yerini tarif et bence. Güzel. Hasanpaşa'da. Metrobüsle gelince Fikirtepe durağına çok yakın oluyor.
Tabii şeyin sahnenin navigasyonundan da mutlaka bulabilirler ama Kadıköy Emek Tiyatrosu diye girdiğinde Kadıköy'de değil. Hasanpaşa Fikirtepe olarak geçiyor. Aynen. Çok. Hasanpaşa Fikirtepe olarak bulabilirler. Tamam, 15 Mart'ta. Aynen, 15 Mart'ta. Biletlerimiz tükenmek üzereymiş. Aa, acele ederlerse evet kısmı. Ve şey, o gün kutlama da var. Aynen, 15. yıl. Onun, bu projeyi çalışıyoruz. Bu benim aslında, yani koreografı benim. Dansçıları, yani solo yaparak Serhat Kural var. Düette ben ve sevgili Nazlı Durak var. O da Mimar Sinan Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümü öğrencisi şu an. Uzun süredir fikirde. Zaten düşündüğüm bir şeydi. Yani genelde danslara şey yapıyoruz, hani müzikler besteleniyor proje bazlı. Müzisyenlerle çalışıyoruz ama dengbejlerin üzerine, dengbejlik üzerine, o kültür, yani o sözlü tarihi üzerine ben hep çalışmak istiyordum. Nasıl olur, çağdaş dansla nasıl buluşur evet, diye. Evet, çok ilginç aslında. Müzik çok kolay da dans nasıl oluyor? Şimdi acaba ona bir şey yapmak çok hem zor ve külfetli hem de keyifli geldi bana. Çünkü cümle cümle deşifre etmek ve o harekete onunla empoze etmek, senkronizasyon. Orada dengbej mesela okuyor Kürtçe. Evet. Burada bir dansla şey ifade ediyor. Evet, ama tabii kayıttan eski dengbejleri kullandım. Şakiro, Susi Kasımo, Meryem Han gibi isimleri kullandık. Dolayısıyla bekliyorum aslında, seyircinin tepkisini de bekliyorum. Çok ilginç ya. Evet, böyle çok bir ilginç şeyimiz oldu. Yani iki aydır bunun yoğun çalışmalar içerisindeyiz. 15 Mart'ta Mezopotamya Dansı'nın yeni eserinin premieri. Bir de yine benim kendi kişisel projem olan Lalova 26 Mart'ta aynı sahnede olacak. Yani hep oradasınız o zaman. Genelde ağırlıkla. Evet, Kadıköy Emek Tiyatrosu biraz da şey, ya alıştığın sahnede sahne almak ve ışığı kurmak ve o şey biraz şeye giriyor artık, rahatlık lüksüne giriyor. Evet. Zemin bile çok şey, evet, bile ayağın çok, alıştığı yerde olmak. Aynen öyle. Bize de böyle bir şey geldi, kutu gibi ve siyah sahnede bulmak çok zor. Çok o yüzden güzel. Orada çıkmayı daha uygun görüyoruz. Ne güzel ya. Çok çalışkan bir kadınla beraberdik. Sürekli böyle İnşallah öyledir. Öyle canım. Yani zaten anlatışın öyle, şu hikayene baktığımızda da görüyoruz. Bir de böyle heyecanla anlatıyorsun ya. Hepsi evet, böyle evet. Şey, yani seni heveslendirmiş gerçekten. Evet. Yapmaktan böyle gurur, mutluluk duyuyorsun. Ne güzel ya. Çok, ben bugün tanıştım seninle. Memnun oldum Yeşim. Ben de çok memnun oldum. Zaten mutlaka geleceğiz o gösterileri izlemeye. Belki bir gün yine gösterilerden sonra üzerine konuşmak daha şeydir ya. Tabii paylaşınca daha kıymetli daha oluyor keyifli zaten. Aynen. Belki sonra yine gelirsin, konuğumuz olursun. Çok isterim. Çok keyifliydi çok benim ederim. İçin. Sağ olasın Yeşim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Jun TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Yeşim Coşkun'du, dansçı. Gelecek Çiçekli Perdelerin Ardı programlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.